Öncelikle merhaba arkadaşlar. Oyun haftası 432'de bir önceki hafta sonu Game Week'ine göre gerçekten çok çok iyi bir Game Week geçirmiş olduk. Bir önceki Game Week'te bildiğiniz üzere bu şekilde bir Game Week geçmişti. Şöyle, şöyle, şöyle. Bu Game Week'te hem 250 dolar aldık, hem Super Rare'da Threshold, hem Rare'da Threshold aldık. Hem de Super Rare'da ödül aldık. Game Week bittiği için artık umarım puanlarımızı silmezlerse daha fazla söyleyebilirim bunu. Cap 140 Super Rare'da Fabianski, Kevin Wimmer, Overeem, Zahavi ve Hajirait beşlisini kullanmıştım. Fabianski gerçekten clean sheet yaptı ki rakibi grubun aslında ilk birincilik maçıydı bu maç ve yani gol yeme ihtimali hiç düşük değildi. Yani yüksek ihtimalle yer diye düşünüyordum ama gerçekten iyi bir maç çıkarmış ve clean sheet'le bitirmiş. Maçı izleyememiştim. Gelelim Kevin Wimmer'a. Yani gerçekten bu takımdaki en zayıf halka olduğunu biliyordum ama yani 21.6 puanda yapmazsın. Bu arada 25 falandı. Bir de üstüne 5 puan falan silmişler galiba. 4-5 puan silmişler. Ondan dolayı 2-3 sıralama falan düştüm. Yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum sana. İyi bir puan alsaydı gerçekten çok daha iyi bir ödül alabilirdik. Messi sağlık olsun. Joris van Overeem görevini yaptı. Zaten aşağı yukarı bu tarz puanlar oluyor Overeem. Onu bilerek koydum ki kepi de 42 falan olması lazım. Kepine nazaran yani ortalama bir puan almış oldu. Takımı kurtaran isim Eren Zahavi'ydi zaten. 2 gol attı. Üstüne 15 all-around falan yaptı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. 15 all-round yaptı ve kaptan olarak seçtiğimiz için gerçekten bizi kurtaran hareket Zavi kaptan seçmek oldu burada. Onun akabinde de Hajrayt yine golünü attı. Hajrayt'ın maçını da izledim. Eren Zavi'nin de maçı izledim. Gerçekten ikisi de iyi maçlar çıkardı. Özellikle Zavi gerçekten mükemmel bir topçu ya. Onu izlemek aşırı keyif veriyor. Neyse uzatmayayım konuyu. Super Rare'de Threshold aldık ve şu an Tier 5 Super Rare aldık gibi gözüküyor. Maalesef puanlarımızı silmeselerdi Tier 4 alacaktık. Yani çok büyük bir ödül gelmez buradan. Ama yine de akşam saatlerde kart ödülünü açtığımda, işte ödülleri açtığımda bir ufak bir video paylaşırım diye düşünüyorum. Cap 170'te Mert Günok oynamadı. Mert Günok'un bir sakatlığı varmış. Bir iki hafta gibi bir sürelik bir sakatlığı var. Son maçta Ersin de fena bir maç çıkarmadı. Önümüzdeki muhtemelen iki maç içerisinde Ersin oynar diye düşünüyorum. Bu arada Mert Süper Rare'i verdim. Biraz sonra göreceksiniz. Yanına Abdülhasek koymuştum. Maalesef yani tekten hiç beklemediğim bir puan 38 mahvetti bizi. Mogamed Ozdoev. Yani Mogamed son zamanlarda formda birkaç video öncesinde de zaten söylemişimdir. Sürekli gol atıyor adam yani. Bir defansif orta sahaya göre gerçekten gol oranı mükemmel bir seviyede. İki maçta bir gol atıyor yani yüzdeye vurmuş olursak. Gerçekten iyi bir oran. Andrei Şipor arada hocası sağ olsun. 3 dakika 5 dakika kala falan koydu. O girer girmez bir gol attılar ama onlara yetmedi. Bu arada Maccabi Haifa ile oynuyorlardı. Maccabi Haifa grubu 3. olarak bitirdi. Panathinaikos 4. olarak bitirdi. Haifa konferans ligine düştü. Panathinaikos da goodbye. Mertens'e gelelim. Mertens yedekten girdi. 37.3 yaptı. Yani diyecek bir şey yok. Yedekten girdi. Skor yapamadı. Zaten bu kadroda çok fazla konuşulacak bir şey yok ama anlattım yine herhalde. Cap 270'te yine Mert oynamadı. Abdülhasek keza. Aa vermişler lan Tosun'un golünü. Tosun'un golünü silmişlerdi. Tekrar vermişler. Ya burada yani 14.4 puanla kaçırmışız ödülü. Ufak bir iteleme falan olsaydı ne bileyim sarı uçan bir skor yapsaydı veya Abdülhasik çok kötü puanla bitirmeseydi buradan da bir ödül alabilirmişiz Rayır ama zaten Game Week devam ediyorken ödül vardı sonra Cenk'in puanını sildiler ödül gitti dedim zaten alamayız bu puanı ödül diye ama bir skora falan ödül alabiliyormuşuz ama yani yine 3-5 dolarlık bir şey gelirdi 5-6 dolarlık falan bir ödül gelirdi Tier 5 sonlardan. Challenger Europe tek beşlimin oynadığı bir turnuva. Öylesine sağlamıştım açıkçası burayı yani. Muhtemelen gülmüşümdür bu kadroyu kurarken ama Ersin'in oynamasını gerçekten beklemiyordum ama yani Mert'in bir sakatlığı varmış ondan dolayı oynadı.
Capicus 40 Rare tarafa gelelim. Runarsson ve Dimitri Gutas 48.9 ve 50.3 puanlarla bitirdiler. Yani aslında bir clean sheet bekliyordum Cardiff City'den ama alamayınca 50 puan gayet iyi. Yani Gutas belki biraz daha fazla yapabilirdi ama Runarsson için diyecek pek bir şey yok. Oxlade-Chamberlain'e gelelim. Eşek herif. Yani anlamıyorum. Gereksiz bir kırmızı kart yedi. Ya tabii ödüle gitmiyorduk yine de rahattık yani. Baktım 320 puanlarda falandık biz. Pat diye bir kırmızı yedi. Bizi riske soktu yani. Gerçi siklik bir durum yok da. Niye yiyorsun abi kırmızı kart? Neyse. Kırmızı kart yemesine rağmen 40 puanla bitirdi. Yemeseydi 60 küsürlü puanlardaydı. Tatsuri Sakamoto. Hacı Wright'ın takım arkadaşı. Aslında gaming bitmeden 50 civarında puanlardaydı. Ama onu da eksi 6 falan yemiş. 44 puana düşmüş. Burayı da kurtaran yine Eren Zabi oldu. Eren Zabi gerçekten bu gaming ne kazandıysak muhtemelen onun sayesindedir. Buradan teşekkürlerimi sunuyorum abime. Daha sonrası da anlatacak pek bir şey yok açıkçası ya. Zaten çoğu dini hep kartlar falan filan. Yeter ya bu kadar. Gelelim sonraki oyun haftasına. Bildiğiniz üzere Süper Lig ertelenmişti. Ama sonraki gaming'deki Sivasspor-Başakşehir maçı saat 5'te olduğu için Gamevik'in son maçı olarak kalmış oluyor o tarafta. Ondan dolayı gittim bir tane Samusa'yı Super Rare yapıştırdım. Bir tane de Capicus 40 Rare kadrosu kurmak için Dini'ye bir yemek istemediğim bir forvet aldım. Neyse başlayayım Super Rare'dan. Dediğim gibi az önce Mert Günok'tan çıktım. Yani yaklaşık 1-2 saat önce bana bir teklif geldi. Mert Günok karşında Anthony Morris veriyor. Yani Mert Günok'un sakatlığını düşündüm. Morris bu arada hem konferans liginde devam ediyorlar. Ara gamingde kullanabileceğim bir kart olmuş oluyor. Hem de Lüksemburg'la bir UEFA elemeleri maçı var. Belki orada bir kadro çıkarabilir miyim emin değilim ama Lüksemburg'da muhtemelen elenirler. Yine de konferans tarafında kullanabilmek için benim adıma iyi oldu. Yine Zabi'nin bir yıldızlaştığı bir gamevik daha belki görürüz orada. Tabi oraya daha çok var. Bakacağız. Bu arada Ferrari Sassuolo'nun kaptanı. Bizdeki Necip Uysal modeli gibi bir şey aslında. Oynadığı zamanlarda fena olmayan puanlar alıyor. Oynamadığı maçlar da oluyor. Bu hafta son zamanlarda onun yerine oynayan arkadaş vardı. Bir tane kırmızı kart görmüş. Ondan dolayı oynayacak çok yüksek ihtimalle. Bunu düşünerek onu kaptan yaptım. Açıkçası riskli bir tercih benim için ama riski severim. Daha sonrasında Samu Saiz koydum. Yani Samu Saiz ne kadar performans verir bilmiyorum. Başakşehir'le deplasmanda oynuyorlar. Yani almak istedim Samu Saiz'i açıkçası. 300 dolar civarından aldım Samu Saiz'i. Saiz için değerdi. Ara ara kullanırız onu kadrolarda. Arber Hoca ve Hacı Wright da elimde kalan diğer kartlar. Ama bu gaming için yani elimde olan kartlar için gerçekten iyi bir kadro oldu. 5 tane oynayan Super Rare denenir. Bakalım ne olacak. Çok fazla uzatmayayım. Capicus 40 Rare'da zaten elimde Runarsson, Dimitri Gutas, Samu Saiz ve Sakamoto dörtlüsü vardı. Bir tane kart bulmam gerekiyordu ama 33 KP forvet asla bulamadım. Yani yüksek ihtimalle oynamayacak ama umarım Dini'ye yemeyeceğim bir kart bulmaya çalıştım. PlaySharper'ın yardımıyla %45 civarında bir oran verilmiş kendisine. Ben de olabilecek en iyi tercihe gitmeye çalıştım. Umarım dini yapamayız. 25-30 puan aralığı Noel Naim'in arkadaşımız için gayet yeterli. Diğer arkadaşlar threshold'u getirir diye umuyorum. Onun akabinde yeni turnuva var. Twitter'da zaten bundan bahsetmiştim. Detaylarıyla birlikte yazmıştım. Twitter'ımı takip etmiyorsanız takip edin. Orada olan gelişmeleri zaten olabildiğince yazmaya çalışıyorum. Rivers Box Special 270 Limited turnuvası geldi. Buradaki olayı hemen göstereyim size. Nispeten yine Cap 270 turnuvası gibi. Ama burada bir box var. Kutu var yani. Kutulardan rastgele ödül geliyor. Aldığınız ödülleri ek olarak geliyor bu arada. Yani örnek veriyorum, ilk 1000 içerisinde bitirdiniz. İlk 1000 içerisinde bitirirseniz Limited Premium Box geliyor. Bu Box'ta da %80 ihtimalle Limited kartınızı yükseltme kartı geliyor 3 tane. %15 ihtimalle Tier 3 geliyor. %3.7 ihtimalle Tier 2 geliyor.
%1 ihtimalle Tyr 1 geliyor ve %0,3 ihtimalle de Star Limited Star geliyor. Tabii burada ilk 3000'e girerseniz yine standart bir box geliyor. Orada oranlar biraz daha düşük. İlk 7000'e girerseniz de Limited Light Box geliyor. Burada oranlar daha da düşük. Yani aslında bu işin keyfi bence. Çünkü bu kutulardan çok iyi bir kart çıkma ihtimali çok düşük. Twitter'da da bundan bahsetmiştim. Bu kutuların gelmesi bence bir FIFA'daki CSBC gibi bir yönteme gelebilir. Örnek veriyorum, 10 tane limited kart verip bir light box veya bir standard box alıp o kutuda şansınızı deneyebilirsiniz. Bu tarz şeylerin ileride geleceğini düşünüyorum ki Sorare için bu tarz şeylerin gelmesi çok çok iyi olacak. Çünkü kart yakmak, bu kartları Sorare'ye vermek ve bu kartların yok olmasını sağlamak Sorare'nin fiyatlanması açısından çok daha iyi bir yöne gideceğini düşünüyorum. Yani onun hakkında da zaten bir kadromuz yok. Anlatacaklarım bu kadar efendim. Videoyu beğenir ve abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bunun hakkında hala ve hala Sorare'ye kaydolmadıysanız 0 TL ile 1200 TL'lik bir galeriye sahip oldunuz ve her hafta 145 TL kazandığınız bir senaryo oluşturdum. Şuradan da şuradan bir yerden o videoya gidin. Kesinlikle o videoyu izliyorsunuz. Daha sonrasında bana Discord üzerinden ulaşıyorsunuz. Detayları birlikte konuşuyoruz. Bu arada Discord sunucuma da gelebilirsiniz. Orada iyi bir ortam oluşturduk. Ondan faydalanmak isteyebilirsiniz veya yani faydalanmak isteyebilirsiniz. Onun akabinde aşağıdan yorumlar kısmından da aklınıza gelen bir soru veya merak ettiğiniz bir şey, yazmak istediğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz. Efendim kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, esen kalın. Bay bay diyorum. Bay bay diyorum. Bay bay diyorum.